Herkese merhabalar. Profesör Doktor Yusuf Kalko ile birlikteyiz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Şah damarı, hep şah damarı, şah damarı diyoruz. Bugün tıkanıklığını konuşacağız. Onunla ilgili de çok fazla mesaj aldık, çok fazla soru aldık. Şah damarı tıkanıklığı ne demek, ne kadar tehlikeli? Biraz önce yaş, kadın, erkek, onunla bir genel bir bilgi alayım önce sizden. Şimdi bir kere şah damarı tıkanıklığı özellikle nüfusun yaşlandığı ülkelerde çok önemli. Neden? Çünkü şah damarı tıkanıklığı inmeye yol açıyor. Hmm. Türkiye'deki en son benim bildiğim istatistik, her yıl 150 bin insan geçici görme kaybından yatalak olmaya kadar giden, semptom ya da tamamen inme olan 150 bin insan var. Çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz aslında. Yaşam beklenme sürelerini de göz önünde aldığınız zaman 80'li yaşları konuşuyoruz. Amerika 90'lı yaşları konuşuyor. Avrupa 85'i, 87'yi konuşuyor. Bu çok önemli. Çünkü insanların en büyük hedefleri yaşlılığında konforlu yaşamak. Yatalak olmadan, kimseye bağımlı olmadan, kimsenin bakımına muhtaç olmadan yaşayabilmek. Hepimiz uzun yaşamak istiyoruz ama iyi uzun yaşlanmak istiyoruz, o yüzden, değil mi? Yani aslında şah damarı tıkanıklığı tek başına olmayabilir. Damar olan, atar damar olan her yerde, kalbinizde, bacağınızda, aort damarınızda, damar sertliği bir yerde başlarsa, zaten biz şah damarı ameliyatı yaptığımız hastanın kalbine mutlaka bakarız, inceleriz, kardiyoloğa gösteririz. Bacak damar ameliyatı yapacağımız hastayı kardiyoloğa gösteririz. Sebep, üçgenin bacakları gibi, hep anlatıyorum bunu. Evet. Şah damarı, kalp damarı, aort ya da bacak damarı. Buralarda görülebilir. Şah damarı tıkanıklığı, hocam yani nasıl olacak, nasıl anlayacağız? Evet, yani benim şah damarım nasıl tıkanacak mı, tıkanmayacak şimdi, mı? Genelde bunların %70'i, 80'i semptom verir. Ne demek o? Geçici inme atakları yaşarsınız. Birden gözünüze perde iner, 10 saniye sürer, düzelir. Geçer. Genelde tesadüftür ya, bu hastalar hem şeker hastasıdır ya da kataraktı vardır, 70 dolayısıyla yaşındadır. Dolayısıyla pek ciddiye de alınmaz değil mi öyle asla olunca? Asla hiç ciddiye tabii alınmaz. Ya da hasta ayağa kalkar, olduğu yere yığılır. Ya aniden kalktım, tansiyonum düştü. Ayşe çabuk bana bir tuz ayran getir. Hani şey. Tansiyonum düştü. Tansiyona da bakmadan bir de tuz ayran içerler. Halbuki o gelen depremin habercisi. Genelde geçici görme kaybı, geçici şuur kaybı, geçici oryantasyon bozukluğu, hafıza kaybı. Baş dönmesi gibi bir şey. Baş dönmesi. Belki. Dilde dolanma, dilim birden şişti hocam, konuşamadım. Gelmedi kelime. Gelmedi kelime. Ya da bardak elinde pat diye düşer, ya üstüne mi yattım, üstüne mi uzandım? Uyuştu, sinirim, hani uyuştu. Böyle bir düştü. Ha. Bunlar geriye döndükleri için ve hasta yakınlarının hep ifadesi şudur. Hocam annem birden bayıldı, soğuk su döktük, kendine geldi. Halbuki o kendine geliyor, soğuk suyla bir alakası yok. Genelde bu insanlarda yapılan en büyük hatalar, önemsenmiyorlar. Düzeldiği için, ya tamam oğlum bir şeyim yok, boş ver doktoru diyor. Ne gideceğiz şimdi diyor, bu karanlıkta, bu akşam vakti diyor. Halbuki çok önemli. Hatta ben geçenlerde bir hasta gördüm, çok enteresan. Hastanın şah damarında kritik darlıkları var. İlaç yazıp evine gönderilmiş. Gece vakti acil doktorunun bir şey yapması mümkün değil, doğru. Ama doğru yere sevk ama şunu yapması lazım. Mutlaka bir nöroloji sizi görsün ya da bu işte uzman biri sizi görsün demesi lazım. Ya bu iş tehlikeli demesi lazım en azından, değil mi? Şimdi sosyal devlet evde bakım hizmeti veriyor. Allah devletimize zeval vermesin. Güzel bir şey. Belediyeler hizmet araçlarını gönderiyor. Doğru. Sizin her türlü tıbbi bakımınız ya da hijyeniniz sağlanıyor. Sağlı. Harika. Bence esas hedef bu insanın oraya düşmemesi. Koruyucu yani, şey, tabii ki. Sağlık yani öyle burada demek da, değil burada mi zaten? Da çok önemli. Aslında hep, ekonomi açısından da önemli. Çok önemli. Yani ya, devlet hani sadece vatandaşın sağlığı açısından da değil. Hani bir anlamda yükü almak anlamında da tabii önemli. Tabii ki. Yani insanlarda şöyle bir izlenim oluştu. Nedense özellikle hani Z kuşağı, Y kuşağı, M kuşağı diyorlar ama yaşlılar, yaşlıları önemsemiyoruz artık. Ya arkadaşlar, ben yaşlılığı madeni cevher hali diyorum. Yani yaşlı olan insanlar atıl olmamalı. Emekli olabilirler, dinlenebilirler, kenara çekilebilirler ama ailenin ombudsmanlarıdır. Yani sen bir şey yaptığın zaman tecrübe kazanmış,
Ahmet amcaya, Ayşe teyzeye sormalısın, danışmalısın. Ben hep bu soruyu sorarım, sana da soracağım. Mimar Sinan, ustalık şair Selim dediği Selimiye'yi kaç yaşında bitirdi? Bilmiyorum tam ama daha ileriki yaşlarda değil mi? 70 yaş bitirdi. Üstü müdür diyecektim. 86 yaşında bitirdi. Yani Sokullu Mehmet Paşa 73 yaşında suikast, belki suikast olmasa adam 80 yaşına kadar imparatorluk yönetti. Kanuni Sultan Süleyman, hani tarihe bakın, boş verin hani bundan 20-30 sene öncesini. Bu insanlar ülke yönetti, imparatorluk yönetti. Adam mimar, koskoca cami yaptırıyor. Demek ki yaşlılık atıl insan demek değildir. Şimdi hocam, yani şah damarı tıkanıklığı, işte bu dediğini saydınız, 5 tane belirti, işte görme kaybı, şu tamam, kaybı gidecek var. Gidecek doktora. Doktora gitti. Doktor baktı. Bunların ortak paydası, yani şu ortada görünen payda yüksek tansiyon. Hepsi yüksek tansiyon hastası. İnme hastaları yüksek tansiyon hastaları. Ben hep gösteririm ya, o damağın içinde bir plak var falan dedim ya. Siz oradaki basıncı, kapalı sistemde basıncı yükselttiğiniz zaman o plağın kokup beyine gitmesi çok önemli. Şu bilgiyi lütfen alın artık. 4 tane damar var, çok önemli bizim için. 2 tane şah damarı, 2 de enseden beyinciye giden damar. Bunlar beyinde villus poligonu ile birleşir, bir kavşak. Bu kavşak çok önemli. Dolayısıyla şah damarı tıkanıklığında eğer beyin dolaşımınız yeterli değilse çok dramatik sonuçlara yol açar. Ölüme kadar götürebilir. Hocam bir kere beni bir yokladı. İkinci yoklamasına varmadan doktora gittim. Doktor baktı. Dedi ki ya size şu anda darlık çok ileri boyutta değil, takip edelim. Peki. Ama size öyle göndermiyor. İlaç veriyor. Kan sulandırıcı ilaç. En önemlisi tansiyonunuzu düşürüyor. Düşürmek zorunda. Tansiyon çok zararlı bir şey. Yani bunu anlıyorum. Şimdi tansiyonunuzu düşürdünüz. İlaçlarınızı alıyorsunuz. Bir atak daha geçirdiniz. Plan vasfı çok önemli. O damar içerisindeki plak eğer pürtüklüyse, ülsere ise oradan parçanın kopup beyne gitmesi çok muteber. Ha, şey atıyor yani. Tabii. Bu arada tedavi kılavuzlarına hani herkesin bir hukukçuya sorduğunuz zaman anayasanın bilmem ne maddesi şu bu der. Biz doktorlar da tedavi kılavuzlarına göre hasta tedavisi düzenleriz. Tedavi kılavuzlarında biraz önce saydığım semptomlar, İşte görme kaybı, şuur kaybı, dil dolanması gibi yoksa %70 darlığa kadar, o plak daraltana kadar bekleyin derdi. Amerika bunu %10 geriye çekti. 60'a %60. Şikayeti yoksa ve bir yakalandıysa %60. Bir şekilde. Şikayeti varsa %50'ye kadar çekti. Bakın bu çok önemli. Artı bazen öyle hastalar geliyor ki bize. Hocam hastanın hiç darlığı yok ama sürekli atak geçiriyor. Ultrason yapıyorsun, %40 darlık çıkıyor. Maalesef üzülerek söylüyorum. Ülkemizde şah damarı ultrasonları, ki bazı bacak ultrasonları da buna dahil edilebilir. Bazen yanıyla ve yanlış hatalı sonuçlarla. Neden hocam? Yani burada birkaç sebep var. Birincisi ultrason çeken radyoloğun daha çok tomografi ya da MR üzerinde çalıştığı, ultrasona fazla zaman ayırmadığı ya da ayıramadığı. Ya da kendi hocasının ultrasonu çok iyi bilmediği için çocuklara da hep MR, BT ya da anjiyo gösterdi. İki, teknik yetersizlik. Ultrasonunuz çok eski olabilir, probunuz arızalı olabilir. Bir de hastaya ait bulgular, boynu çok kısadır, yağlıdır, ultrasonda göremeyebilirsiniz. Normalde biz şah damarı ameliyatlarına basit bir ultrasonla karar verebiliyoruz aslında. Bazen, özellikle son zamanlarda, tedavide biraz sonra bahsedeceğiz, açık ameliyat mı yapacağız, kapalı mı ameliyat yapacağız, karar vermek için bazen ultrason bize yetmiyor. O zaman. O yüzden sanal anjiyo istiyoruz. Ya da bazen o da yetmiyor, kasıktan girilip klasik konvansiyonel anjiyo istiyoruz. Yani dolayısıyla ama bir ultrasona girdiğinde sizin ne istediği ya da nereye doğru gidileceği eğer ehil ellerdeyse burada, görülebiliyor yani. Burada öyle belki en önemli süreç, hep söylüyorum, bir daha söyleyeceğim, yorulmayacağım. Tarama testi gibi check-up programlarında şah damarı ultrasonu. Bunu söyleyelim hocam sürekli. Tabii o hakikaten çok önemli. Şah damarı ultrasonu, bunu hep söyleyeceğim. Şimdi hocam şah damarında ciddi bir plak çıktı. Kritik darlık da var.
Şikayet de var. Şikayet de var. Şikayet olmasa da %70'in üzerinde darlığım var. Evet. Ne yapacağım? Mutlaka tedavi olmak zorunda. Bu ilaçla geçecek bir şey değil. Peki. Mutlaka bu giderilmeli, ortadan kaldırılmalı. İki türlü kaldırabiliriz. Bir, bu açık ameliyatla o plağı temizleyip, orayı yıkayıp tekrar damarınızı kapatıp pırıl pırıl yapmamız lazım. İki, buraya kasıktan girerek bir stent takmamız lazım. Kapalı yöntem. Biz ikisini de uyanık yapıyoruz. Çünkü açık ameliyat ya uyuyarak ya uyanık yapılır. Uyuyarak yapıldığı zaman beyin dolaşımını göremiyorsunuz ama onunla ilgili bazı testler var. Ameliyat sırasında işte kafa trans ultrason, transkraniyal ultrasonlar var. Şuradan ultrasonla beyine kan akımını kestiniz. Orada görebiliyorsunuz ne olduğunu. Akım var mı yok ama mu? Ama siz yine de diğerini tercih ediyorsunuz. Çünkü her seferinde onu lokal anestezini hiçbir ek teknolojiye gerek duymadan her yerde, dağ başında bile yapabilirsiniz. Şuurunu görerek. Zaten benim için Hasan'ın şuuru önemli. Korkuyorlar önce değil mi birazcık? Ya o, yani sizle bir konuşup hani ikna orada olmaya bakıyor ama birkaç kez anlattığımız için hep anlatalım istiyorum. Çünkü aslında korkacak da bir şey yok. Şöyle korkabilir tabii ki ama o güveni verirseniz, beyninizi zapt ederseniz. Çünkü bir insanı ben böyle anlatıyorum çünkü binlerce vaka yaptım. Tabii o yüzden soruyorum. Ben ne panik ataklar biliyorum. Hocam ben çok panik atağım, ben durmam, ben yapamam, ben edemem deyip yaptığımız hiçbirini bugüne kadar genele çok çevirmedik. Hep lokal yaptık. Ama biz son özellikle inmeyle çok uğraştıktan sonra bir şey keşfettik. Beyin dolaşımı çok iyi öğrendik. Bir beyin cerrahı kadar, bir nörolog kadar kalp damar cerrahları eskiden bu kadar bilmezdi. Çünkü biz şah damarında darlık var, hadi orayı temizleyelim, dikelim. Beyne şuuru bozulursa özel şantlarımız var. Beyne kanı verip işimizi bitir. Ama bunlar hep stresi ve zamana karşı yarışan ameliyatlar. Biz artık şunu çok iyi biliyoruz. Bundan bu kadar eminim. Hangi hastaya açık ameliyat yapalım? Hangi hastaya stent takalım? Bu da çok önemli. Tabii ki. Tabii. Eskiden %100 açık ameliyat yapalım diye bir ısrarımız vardı. Artık o ısrardan vazgeçtik. Niye? Çünkü artık taktığımız stentler... Bu o mu? Evet. Taktığımız stentler, bu damarın içine ilerlettik ve açtık. Sonra bu kabloyu tamamen çekip stenti bırakıyoruz. Şu mu kalıyor içinde orada? Şu evet kalıyor. Taktığımız stentler oldukça kaliteli ve patensleri, yani açık kalma oranları oldukça yüksek. Nereden giriliyor? Kasıktan mı hocam? Kasıktan girerek yapıyoruz. Yani dolayısıyla bu stentler artık çok başı. Ama yine de ilk tercihimiz stent değil. Niye? Stentte şöyle bir sıkıntı var. Bir gün kan sulandırıcı almazsanız stentiniz tıkanır. Yani sürekli kan sulandırıcı almak zorunda. Açık ameliyat öyle değil. Açık ameliyatta da kan sulandırıcı veriyoruz ama iki gün almadınız ya damarınız açık tıkanmıyor. Açık ameliyatta ne yapılıyor tam olarak? Daman için temizliyoruz. O plakları dışarı alıyoruz. Sonra içi yıkıyoruz. Sonra güzelce dikiyoruz. Eskiden açık ameliyatta lokal yapmamızın sebebi şuurunu görerek yapıyorduk. Yine yapıyoruz ama güle oynaya hastayla şakalaşarak yapıyoruz. Niye? Önceden bilmiyorduk. Biz beyine kan akımını kestiğimiz zaman hastanın şuuru bozulabiliyordu. O zaman strese karşı, zamana karşı yarışıyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi biz biliyoruz ki yaptığımız tahlillerde beyindeki kavşak çok iyi çalışıyor. Ben buranın kan akımını boyundan kestim. Buraya kan gitmiyor ama öbür taraftan yeterince dolduğu için hastanın şuurunda bozulma yok. Hocam aşağı yukarı kaç ameliyat olmuştur böyle sizin? Ya binlerce. Yani mesela ilk başta dönüp baktığınız zaman ilk böyle yaptıklarınızı hatırlıyor musunuz? Stres oranı nasıldı mesela? İlk ameliyatı hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? İlk ameliyatı, nasıldı mesela? Bakın yani ben hayatımda hiç lokal anestezide şart damar ameliyatı görmedim. Ama ben işte bacak, kol ameliyatları yapıyordum. Vakıf Kurabi Hastanesi'ndeydim. Yoğun bakımımız yoktu. Yani vardı da yetmiyordu. Anladım. Ki o zamanki 20 yıl önceki imkanları düşündüm. Daha da zor tabii. İlk yaptığımız şart damarı hastası, ben de Çapa'dan yeni gelmişim. Böyle cevval bir uzmanım. Hasta bulmak istiyorum. Bir türlü hasta yok. En son bir tane hasta buldum. Bulduğum hasta şu. Bir taraf %100 tıkalı. Bir taraf %99 tıkalı. Ensede bir tane damar %70 tıkalı, bir tane ense damarı doğruluyor, çalışıyor. Bula bula bu hastayı verdiler. Özellikle bu hastayı bana verdiler ki başarısız olsun, bir daha böyle ameliyatlar yapılmasın. Çok zor bir hasta. Tabii değil zor mi bir bu hasta. Çok ama zor. Hastanın bize ihtiyacı var. Her gün atak geçiriyor.
Ben hastayı aslında Allah da biliyor ya, genel anesteziyle nasıl yaparım diye kara kara düşünüyordum. Kaç yaşlarındaydı? 55-60 yaşlarında. Aha. Hastayı yatağına aldım. Aileye riskleri anlattık. Aha. Felç riski çok yüksek. Bir şey yapmasak zaten olacak. Aha. Her şeyi anlattıktan sonra anestezi doktoru geldi. Hastanın kanı yok, kalır dedi. Biz de şah damarında hiç kan kullanmayız aslında. Anladım ki anestezi hastayı almak istemiyor. Ben de hışımla ver lokal anestezi hemşehrim bana dedim. Boynunu uyuşturdum. Damarını açarken dışarıda konuşmaları daha sonra bana aktarıyorlar. Adama bak ya, riskli hasta şov yapıyor. Bak hasta başına kalsın da bak görsün. Halbuki, sizin hakkınıza konuşuyorlar. Halbuki ben orada şov yapmak için lokal anestezi. Ben hastayı nasıl ameliyatını yapayım da felç olmadan çıkarırımın derdindeyim. Yani aslında genel anestezi yapmayı tercih ediyorsunuz siz o dönemde tabii. Yok çünkü lokalle hiç görmedim ki. Evet. Ama lokal diye bir bilgim var, evet. Yapılabilir. Evet. Yapacağım dedim. Boynu uyuşturdum. Hakikaten damarını açtım. Post iskemik, yani belli bir süre kansız bırakıp hastaya baktım. Klemp paç testi yaptım. Herhalde nefes alamadınız. Şuur sizde var mı yok mu? Baktım hasta benim gibi konuşuyor. Arkadaki ense damarı o kadar büyük ki bütün beyni o besliyor. Güle oynuyor ameliyatı yaptım. Hastanın damarını açtım. Sonra beynine kanı verdim. Hastaya baktım, şuuru iyi. Hadi kapatalım. Çıktım. Şimdi anestezistler ısrarla hasta kesin kötüye gitti diye bakmaya geldiler. Bir baktılar hasta, hiçbir sıkıntısı yok. O hastadan sonra bir daha asla genel anestezide şah damar ameliyatı yapmadım. Çok ilginç ama işte. Kesinlikle. Hani belki her şerde bir hayır vardır durumları ama oluyor. Ama bu çok önemli. Yani, çok çünkü ilginç. Burada bizim için öncelik hasta güvenliği. Hı hı. Tabii ki bizim de zaman zaman komplikasyon gelişen, başarısı olduğumuz hastalarınız da olmuştur tabii ki. Ya binlerce hastadan bahsediyor. Olmazsa zaten ben onu da anlatayım. Bu lokal yaptığımız hastalarla ilgili bir yayın gönderdik yurt dışına. Hı hı. Red geldi. Neden? Çünkü biz riskimiz %1'di. Yani 100 hastanın bir tanesinde sorun yaşadık, 99'unda yaşamadık. Hı hı. İnandırıcı gelmemiş. Aa. Yani biz donörlerle ama yok diyor. Böyle bir şey literatürle uyumlu değil diyor. Literatürü değiştirmek biz, için açmıyor musunuz? Ben de bunu anlamıyorum hocam. Biz, bu nasıl bir ve şey? Ve biz daha sonra başka dergiye tekrar gönderdik. Evet. Ama bu sefer donörlerle hepsini gönderdik. Evet. Kabul edildi. Yani bunu şunun için anlattım. Çünkü İnsanlar şunu anlamıyorlar. Bir insan, bir önce anlattım ya, ben sadece egzoz tamir edersem mükemmel bir egzozcu olabilirim. Ama ben genel motor tamiri yaparım, hem egzoz yaparım, hem diferansiyel yapalım, hem vites kutusuna bakarım yaparsam iyi bir usta olmam. Genel bir usta olurum. O ben, yüzden uzmanlaşmak çok önemli değil mi hocam? İşte hep söylüyorum, kesinlikle çok önemli. Siz bir işi ne kadar çok yapın. Bazen bilmiyorum hiç... Blalock Towsing Shunt denen bir ameliyat şekli var. Bebeklerde kullanılan. Hiç bilmiyorum. Nedir akciğer o? Damarları tıkalı olan bebekler mor doğuyorlar. Ha, kol mor bebekleri bilirim. Evet. Kol damarından akciğer damarına küçük bir suni damar takarlar ki o morluk gitsin, çocuk oksijeni daha fazla. Bu ameliyatı bulan Blalock ve Towsing denen iki tane cerrah. Peki. Bu cerrahlardan bir tanesi zenci ve maalesef o an doktor değil. Bir tane doktorla, Blalock'la sürekli ameliyatlara giriyor. Öyle bir an geliyor ki, hatta Tanrı'nın Eli diye bir film var. Adam gözü kapalı, artık zenci her şeyi buluyor ve ameliyatları gözü kapalı. Sonradan doktor ve profesör oluyor. O zamanlar ırkçılık, mırkçılık çok yaygın falan filan. Yani bunu şunun için anlar, o filme çok etkilenmiştim ben. Şu anda biz de boyun bölgesinde, özellikle şah damarında aynı onun gibi gözümüz kapalı. Nerede ne var, nerede hemen nereye gider, nereye ne yapmamız lazım. İnanılmaz bir şey. Seyret mutlaka, çok güzel bir film. Seyredeceğim, çok güzel. O yüzden ihtisaslaşmak çok önemli. Evet. Yani bir işi ne kadar çok yaparsan o kadar başarılı olursun. Uzmanın işte onu gelince de ona gidesin. Başkasının uzmanı başkasına gidesin. Ben kalp damar cerrahi uzmanıyım. Dedim ya, bebek kalpleri üzerine test konum var. Bütün bebek konjenital anomali ameliyatlarına çok girmişimdir. Kalp makilleri Türkiye'de ilk yapılan belki vakalara girmişimdir. Büyük aort damar ameliyatlarına girmişimdir. Ama asistanlıkla önüme koyduğum bir hedef vardı. Neydi o hedef? Ben damar cerrahisiyle uğraşacağım ve ilkleri yapacağım.
Hocam yani çok fazla vaka görmüş olmak, sizin zaten hikayeniz, bir gün onu da konuşuruz evet, burada. Evet. Bence konuşalım zaten. Evet. Hani çok fazla aciller veya çok fazla devlette çalışmanın da çok etkili olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Kesinlikle yani zorluklarına öyle. Rağmen. Aynen. Bu bölümü bitirmeden bir şey daha soracağım. Şu elinize gösterdiğiniz ya stent. Bir onu yapıyoruz bir de öbürünü yapıyoruz açık dediniz. Ama genelde bu kan sulandırıcı kullanmak lazım. Peki bunu niye yapıyorsunuz o zaman? Hepsini diğerini niye yapmıyorsunuz herkese? Bir de onu sorayım. Biraz önce anlattım. Evet. Bir daha anlatayım. Biz sanal anjiyoda hastanın beyin dolaşımına bakıyoruz. Hı hı. Eğer beyindeki kavşak iyi çalışmıyorsa, doğuştan gelişmemiş ya da inceyse, ben beyni kansız bıraktığımda hastanın şuuru bozulacaksa, onu özel borularla beyine kan gönderiyorum. Ama bu çok stresli ve komplikasyonlu bir işlem. Onun yerine daha az riskli, sadece boyundan stenti takıyorum, bitiriyorum. Anladım şimdi. Hani yoksa, bunu sorarlar çünkü. Yoksa kavşak iyi çalışıyorsa zaten mutlaka açık ameliyat. Zaten diğerini yapıyorsunuz. Önceden bunu bilmeden yapıyorduk. Artık bunu biliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Haftaya görüşmek üzere efendim.